Aykaz Bey, şirketinizden bizi aradıkları zaman öğrencinizi memnuniyetle kabul edeceğimizi ilettik. Ama beni mazur görün. Küçük Hanım İmam Hatip Lisesi öğrencisi mi? Hayır efendim, hayır. O henüz geldi daha İstanbul'a. İmam Hatip'ten okulumuza geçiş imkanı yok da. Merak etmeyin siz. Yaşına yakışır elbiseler giyecektir elbette. Oo, bayağı da başarılı bir öğrenciymiş. Ama gene de dönemi de yarıladık neredeyse. Size nasıl yardımcı olacağımı bilemedim ki. Amca, biz Hayat'ı niye özel okula yazdırıyoruz? Devlet okulunun nesi var? Berat'cığım, sen de Hayat'ın iyi şartlarda okumasını istemez misin? Yani devlet okulları çok kalabalık. Bizim okulumuzun şartlarıyla onları yan yana getirmek mümkün değil. Teşekkür ederim Vakkas Bey. Ben hemen idari işlemleri başlatacağım. Yavrum sen de hazırlıklarını yap, hafta başı okula başlarsın. Hadi güzel. Öpeyim öğretmenim. Tamam yavrum, tamam. Geç yerine otur, hadi geç. İyice yorulmuşum ha. Gel kızım. Haydi. Hep beraber iki lokma bir şeyler yiyelim ha. Sıraç. Bekir senin iş yerinde miymiş? Ne ana dükkanda. Sıraç. Bekir'i aç bırakmazlar dedi. Ya o ana adam her derdimize koşuyor, görmüyor musun? Talim edecek değil ya Bekir'i. Gerçekten çok iyi insan. Ne? Abi, sen Zeliha ablamla konuştuktan sonra ben de annemle konuşabilir miyim? Tabii konuşabilirsin. Bakalım. Alo, Zeliha. Berat benim. Ha, Sıraç. Sağ ol, ben de iyiyim. Zeliha ile bugün görüşebilir miyim? Müsait mi? Zeliha çıkamayacak Berat. Kardeşim biz bir buluşup öyle konuşalım mı seninle? Ne zaman gelebilirsin? Akşam görüşelim o zaman. Tamam. Yok, kafa uygun değil Berat. Tamam, Taksim Meydanı'nda görüşürüz.